Leyla Zana yıllar önce meclis çatısı altında yemin etmeye kalkışınca kıyametler kopmuştu. Namusun ve şerefine and içerim. Ve son deç bu gele kurdu gele tırpan. Şöyle dursana kız. Meclis karışmış. Kürt kökenli olan Ali Rıza Septioğlu da hani yaşlı olması hasebiyle meclis başkanlığında o gün görev yapıyordu. O da Leyla Zana'yı uyarmıştı. Bak ben de Kürdüm. Niye böyle yapıyorsun? Türkçe yemin et demişti ama Leyla Zana inandığından vazgeçmedi ve Kürtçe yemin etti. Ama o Kürtçe yeminin bedelinde çok ağır ödedi. Yıllarca cezaevinde kaldı ve AK Parti iktidarı döneminde de özel bir yasayla Leyla Zana, Orhan Doğan gibi isimler cezaevinden çıkarıldı. Kürtçe serbest bırakılmıştı çünkü. Artık Türkiye'de Kürtçe yayın yapan bir televizyon vardı. Artık cezaevine giden anne evladıyla Kürtçe konuşabiliyordu. Artık Türkiye eski Türkiye değildi. İşte bugünlere geldiğimizde bakıyoruz Leyla Zana'ya özenmeye çalışan bir takım HDP'li milletvekilleri var. Mecliste Kürtçe konuşarak şov yapmaya kalkışıyorlar. Hatta biri kendini tutamadı, Kürdistan'a özgürlük ifadesini bile kullandı. Yeni Türkiye inşasında halkların kardeşliği ve birliğini biz sağlayacağız. Türkiye'ye demokrasi ve barış, Kürdistan'a özgürlük şiarı ile. Ve meclis karıştı ama CHP'liler bu söyleme karşı ne yaptılar? MHP'lilere karşı durdular. Peki Kürdistan'a özgürlük diyen veya Kürtçe konuşan bir başka milletvekili, HDP'li milletvekiline MHP'liler, AK Partililer neden tepki gösteriyor? Kürtçenin yasaklanmasını mı istiyorlar? Hayır tabii ki. Yani orada Kürtçe yapılan konuşmayla terör propagandası yaptığına inanıyorlar. O yüzden tepki gösteriyorlar. CHP'li Engin Altay da çıkıp o milletvekillerine diyor ki ya yapmayın, etmeyin. Kime diyor? MHP'li milletvekillerine, AK Partililere. CHP'lilere demiyor. İyi Partililer de orada sessiz sedasız bekliyor. İki partiye sesleniyor. Yani Cumhur İttifakı'nın ortaklarına diyor ki ya etmeyin. Yani HDP'yi bu kadar terörize etmeyin. Bazı isimler terörle iltisaklı olabilir, iç içe olabilir ama kurumsal olarak HDP'yi getirip bu işin içerisine katmanız doğru değil diyor. Bir dinleyelim Engin Altay'ı. Her siyasi partinin içinde kimi terör örgütleriyle irtibatlı, ilişkili, iltisaklı insanlar var. Bunu Türkiye'de biliyoruz. Düzeltiyorum bazı siyasi partiler. HDP'nin içinde de PKK ile ilişkili insanlar olabilir. Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. Orta yerde hain bir terör örgütü var. PKK terör örgütü var. Devletin ve meclisin uğraşması gereken orasıdır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, ne güzel konuşuyor değil mi? Tabi gizli ittifak içerisinde oldukları HDP'ye karşı bir şey söylemeleri gerekiyor. Engin Altay ya da bir başkası ya da CHP'nin grup başkan vekillerinden birisi, meclis başkan vekillerinden birisi o kürsüde oturduğu zaman HDP'nin hatırına biraz da sessiz kalması gerekiyordu. Engin Altay da çıktı. Talihsiz bir şekilde bu ifadeleri kullandı. Talihsiz diyorum çünkü bir gün sonra HDP'nin İstanbul'da bir kongresi vardı ve bir gün öncesinde de HDP İstanbul'da var, Biji, Serok, Apo gibi sosyal medyada boy göstermeye başlamışlardı. Ama kongre salonuna gidildiğinde hiç de sürpriz olmayan görüntülerle karşılaştık. Ve bir gün önce HDP'yi kurumsal olarak terörize etmeyelim diye meclis çatısı altında çığlık atan Engin Altay da oracıkta görevlendirilmişti. Ve o fotoğraflara baktığımızda şaşkınlık içinde izliyordu. O görüntüleri izlediğinde ve kulakları sağır eden o sloganları dinledikten sonra herhalde Engin Altay da eski hani iki gün önceki o fikrinden vazgeçmiştir. Şu görüntülere bakın. Allah aşkına. Evet, burası HDP'nin kongre salonu ve Abdullah Öcalan'ın posterleri, atılan sloganlar, Biji, Serok, Apo, Başkan Apo tarzında bir takım sloganların atılması
ve sonrasında da PKK marşlarının okunması. Engin Altay oradayken, orada o kongre salonunda PKK marşları okundu. Ve sonra savcılık soruşturma başlattı. Bunu niye söylüyorum? Engin Altay HDP'nin PKK'ya kol kanat gerdiğini bilmiyor mu? Engin Altay HDP'nin PKK'nın izni olmadan en ufak bir hareketin içerisine girmeyeceğini bilmiyor mu? Ne oluyor ya Allah aşkına? Bilinen bir şeylere bir şekilde inkar etmek, ya bu kurumsaldır terörize etmeyin demek. Ya o şehitler, Yasin Börüler, daha 4 gün önce, 5 gün önce 4 şehidimiz geldi. Daha birkaç gün önce bir şehidimiz vardı, eşi 6 aylık hamileydi. Gara şehadetinde 13 insanımız katledildi. HDP buna bir şey demediği gibi çıkıp bu katliamı Türk askerinin yaptığını söyledi PKK'nın yayın organlarında. Kulaklarda bir sağırlık mı var, gözlerde körlük mü var? Engin Altay değil sadece. Engin Altay gibi düşünenler bunları görmüyor mu? Ya yıllarca HDP'nin içerisinde siyaset yapan Ayhan Bilgen bile bunların ne mal olduğunu anladı. Ama Engin Altay hala bunların terörize edilmemesi gerektiğini ve kurumsal bir parti olduğunu söylüyor. Ve sonra da gidip HDP'nin İstanbul'daki kongresinde boyunun ölçüsünü işte böyle alıyor.